Cuma günü Resulullah Aleyhisselam insanlara hutbe verdi. Önce Allah'a hamdü senalarda bulundu, sonra cemaatten ellerinden gelen çaba ve cühdü göstermelerini istedi. Kararını vermişti. Müslümanlar müşrikleri şehrin dışında karşılayacaklardı. Cuma hutbesi bittikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü ve zırhını giyip kılıçlandı. Ordusuyla beraber yola çıktı Efendimiz. Medine'yi de İbni Ümmü Mektum'a emanet etti. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Medine ve Uhud bölgesinde arasında Abdullah bin Ubeyd bin Selül komutasında olan 300 kişi ordudan ayrıldı. Bunlar münafık olan askerlerdi. Dönün ve Resulullah'a dayanın! Dönün ve Resulullah'a dayanın! Bu savaşta ne atımız ne de devemiz var. Muhammed Kureyşlilerle savaşa gitsin. Biz burada kalıp şehri koruyalım. Resulullah'ın size ihtiyacı yok. Allah size ve Kureyş'e rağmen ona zafer nasip edecek. وَاِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Burada Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem duruşunu zikretmek istiyoruz. Müslüman ordularından birine giden yol müşriklerin önünden geçmekteydi. Bu yüzden Efendimiz aleyhisselam müşriklerden uzak bir yerde karargah kurmak istedi. Durun ey ahali durun. Resulullah bir şey emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bize kılavuz olup müşriklere uğratmadan yakın bir yoldan onların yanına kadar götürecek kim var? Ebu Hayseme radıyallahu anh öne çıktı. Ben varım ya Resulallah. Müşriklerin bulunduğu yerden geçmeden bizi Uhud'a götürecek bir yol biliyorum. Gözleri görmeyen Mirba bin Kayzi'nin arazisinden geçeceğiz. Hadi gelin benimle. Mirba bin Kayzi münafık bir adamdı. Müslümanların arazisinden geçtiğini hissedince evinden çıkıp üzerlerine toprak atmaya başladı. Burası benim arazim Muhammed. Gerçekten Allah'ın peygamberi olsan bile buradan geçmene müsaade etmiyorum. Müslüman askerlerden birkaçı Mirba'yı öldürmek için indiler. Yazıklar olsun sana Allah düşmanı. Resulullah'la böyle konuşulur mu? Vallahi kılıcımla boynunu vuracağım. Adam Mirba'yı öldürmeye yeltenmişti. Fakat Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emriyle durdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Öldürme onu. Onun gözleri gibi kalbi de görmez olmuş. Bırakın onu. Bu tavır bize eğer bir şey olursa Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem savaş zamanı gibi kritik bir zamanda bile kendisini rencide edenlere karşı ne kadar insancıl olduğunu gösterir. Kureyşliler ve yandaşları 3000 asker ve 100 atlı ile beraber konaklamak için Uhud'dan önce gelen bir vadiye doğru yol aldılar. Bu senin karargahın Halid bin Velid. Sen Kureyş'in en hayırlı gencisin. Sağ tarafın kumandası sende. Bedir'de olanlar asla tekrarlanmayacak. Endişe etme Ebu Süfyan. Biz onlardan sayıca ve hazırlık olarak daha iyiyiz. Zafer bizimle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman askerlerden en iyi okçuları topladı ve Abdullah bin Cübeyr'in komutasına verdi onları. Uhud dağının üstünde kalmalarını ve ne olursa olsun asla inmemelerini emretti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bizim bozguna uğradığımızı, atlarımızı kuşların kaptığını görseniz bile ben size haber gönderinceye kadar yerinizden ayrılmayın. Emrin başımız üstüne ya Resulallah. Allah'ın izniyle zafer bizim oluncaya dek yerimizde çakılıp kalacağız. Uhud muharebesi başladı ve iki taraf karşı karşıya geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar hak ve hidayet üzere bir araya gelmişken müşrikler ve yandaşları dalalet ve intikam ateşiyle bir araya gelmişlerdi. Savaşın gidişatında Müslümanların üstün olmasının en büyük etkeni okçuların yetenekleri ve inançlarıydı. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Kureyşli kadınlar da askerlerini teşvik etmek ve asla teslim olmamaları için savaş meydanına çıkmışlardı. Geri dönün. Geri dönün sizi korkaklar. Geri dönün, kız gibi kaçmayın. Geri dönün ve Muhammed'le savaşın.
Bize bir kez daha Bedir'i yaşatmayın. O gün zaferin Müslümanlarda olduğu gayet açıktı. Allah'ın emriyle azınlık olan grup çoğunluk olanı yenecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın aslanı dediği amcası Hazreti Hamza radiyallahu an cesaretiyle meydanda rüzgar estiriyor, önüne gelen herkesi kılıçtan geçiriyordu. O kahramanlık destanı yazarken biri de onu izliyordu. Bu kişinin amacı Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcasını şehit etmekti. Eğer amcam Tüheyme bin Adi'yi öldürdükleri gibi sen de peygamberin amcası Hamza'yı öldürürsen hürsün Vahşi. Hamza'yı öldür Vahşi. Seni Mekke'de Kureyşliler arasında efendi yapacak mallar senin olsun. Öldür onu. Efendimiz Aleyhisselam ve Müslümanların en büyük destekçisi, Efendimizin amcası, İslam'ın aslanı Hamza Vahşi'nin mızrağıyla şehit edilmişti. Hazreti Hamza'nın radıyallahu anh ani ölümü ve unutulmayan günde savaşın gidişatını değiştiren önemli bir olaydı. Bakın, kazandık. Müşrikler arkalarında ganimetlerini de bırakıp kaçıyorlar. Hadi, ganimetlerden payımızı almak için inelim aşağı. Kimse inmeyecek. Yerinizden ayrılmayacaksınız. Resulullah sebep ne olursa olsun yerimizden ayrılmamamızı emretti. Ne oluyor sana Abdullah? Görmüyor musun? Resulullah ve askerleri zaferimizi kutluyorlar. Müşriklerin ganimetlerinden hakkımız olanı kaybedelim mi istiyorsun? Haydi inelim, haydi çabuk olun. Kimse inmeyecek. Hayır, ineceğiz. Haydi, ganimetler orada. Ganimetler orada. İnelim. Haydi ganimetlere. Ganimetlere. Dönün. Dönün kardeşlerim, dönün. Böylece okçular Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin emrinden çıkarak yerlerini terk ettiler. Bu Müslümanların savaşı kaybetmelerinin ilk sebebiydi. Bunun sonuçları ağır olacaktı. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 70 şehit verilmişti savaşta. Hamza bin Abdülmuttalip, Mus'ab bin Umeyr ve niceleri. Yüzlerce gazi vardı. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onlardan biriydi. İşte yaptık. Başardık Vahşi. Sana vaat ettiğim her şey senin. İşte buradasın. Bulduk seni Hamza. Şimdi seni kim kurtaracak elimden? Cevap ver Hamza. Hamza! Duyuyor musun beni? Ben Hint binti Utbe. Öldürdüklerini hatırlıyor musun Hamza? Babam, kardeşim, amcam. Ölmüş olman bana yeter mi sanıyorsun? Hayır. Ölüm az sana. Vahşi, azalarını parçala. Ciğerini istiyorum. Hint, Hamza'nın bedenini paramparça ettirdi. Karnını yardı, ciğerini söktürdü. Bununla da yetinmedi ve elini alarak Hamza'nın radıyallahu anh ciğerini dişledi. Müslümanlardan sağ kalanlar Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem etrafını sararak onu Uhud dağına çıkardılar. Onu korumaya çalışıyorlardı. Onlardan büyük çoğunluğu öldürdük. Muhammed ölülerin arasında mı? Efendimiz aleyhisselam sahabelerine onlara cevap vermeyin dedi. Kuhafe'nin oğlu içlerinde mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine cevaplamayın dedi. İbnül Hattab aralarında mı? Efendimiz aleyhisselam sahabelerine cevaplamayın dedi. Yüce Hubel. Efendimiz aleyhisselam şimdi cevap ver Ömer deyince Hazreti Ömer radiyallahu anh Allah büyüktür. Bizim ölülerimiz cennette, sizin ölüleriniz ise cehennemdedir karşılığını verdi. Ey Muhammed, bu Bedir'in rövanşıdır. Gelecek yıl sizinle yine Bedir'de buluşalım ve savaşalım.
Efendimiz Aleyhisselam ashabına dönerek, "Evet, bu bizim ve sizin aranızda söz olsun," dedi. "Saf oluşturun, Rabbime dua edeceğim," dedi. Sahabeler hemen Resulullah'ın arkasında saf oluşturdular. Dilinden şu dua döküldü. "Allah'ım, her türlü övgü sana mahsustur. Senin bolca verdiğine mani olacak yoktur. Kıstığını açacak da yoktur. Dalalette bıraktığına hidayet verebilecek, hidayet ettiğini de sapıtabilecek kimse yoktur. Allah'ım, kavmimi bağışla. Onlar bilmiyorlar." Ulaike cezaohum mağfiretun min rabbihim ve cennetun tecri min tahtiha el-enhâru halidin fîhâ ve ni'me ecrul âmilîn. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Zaferden sonraki eğlence gibisi yok. İç İbn-i Velid, iç. Sen Uhud'un kahramanısın, iç. Halit, neyin var senin? Bugün bir garip görünüyorsun. Muhammed'in yandaşları hakkında düşünüyordum. Onu korumak için canlarını hiçe saydılar. Onu bırakmaktansa savaşı kaybetmeyi, hatta ölmeyi yeğlediler. Belki de Muhammed onlara bir sürü mal vermiştir. Hayır, hayır. Onlar Muhammed'i başka bir türlü savunuyorlardı. Muhammed için hayatlarını feda edecekleri kadar önemli bir şey için. Muhammedur Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.